Aliye Belediyesi 19 mahallede yapılmasını planladığı muhtar evlerinin ilkini hizmete sundu. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, muhtar evlerinin teslimi kapsamında Banya Suyu Mahalle Muhtarlığı için yapılan muhtar evini ziyaret ederek anahtarını mahalle muhtarı Mustafa Bağış'a teslim etti. Demirkol, beraberindekilerle Banya Suyu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtar evini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Mustafa Bağış ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin yapımı tamamladığı muhtar evinde incelemede bulundu. Yani burada başkan kendi ihtiyaçlarına göre mi siz dizayn yapıyorsunuz? Muhtar evinin Banya Suyu Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunan Demirkol, vatandaşların daha rahat fizik ortamlarda hizmet almasını amaçladıklarını söyledi. Banya Suyu Mahallemizde daha önceden mevcut olan parkta yapmış olduğumuz düzenlemeleri ve yeni koymuş olduğumuz spor aletlerini, oyun gruplarını Sayın Muhtarımız Mustafa Bağış Beyefendi ile birlikte yerinde inceleme imkanı bulduk. Ve ayrıca Haliliye halkının en güzel şekilde hizmet alması için Haliliye halkının fiziki ortamlarının ve ayrıca hizmet alacağı bütün sosyal birimlerin en rahat şekilde çalışmasını temin etmek için kent merkezindeki bütün muhtarlarımıza birer muhtar evi inşa etmeyi daha öncesinden söylemiştik. Söz verdiysek yaparız dedik ve bugün Banya Suyu Mahallemizde bu muhtar evinin anahtar teslim törenini muhtarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Mahalle muhtarı Mustafa Bağış ise Başkan Fevzi Demirkol'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Banya Suyu Mahallemize bir muhtar evi yaptı başkanımız. Sağ olsun iki odalı, nezih bir otel, parkımızın içinde Cemeli Parkı'nın. Mahallemizin yani tam ortasında olduğu için biz de halkımıza burada daha hizmet vereceğiz. Öte yandan Haliliye Belediyesi'nin ilçe merkezindeki 19 mahallede yapılmasını planladığı muhtar evlerinin yapımına başlandığı belirtildi. Haliliye Belediyesi tarafından 1 Kasım seçimlerinden önce 19 mahallede yapılması planlanarak temel atma töreni gerçekleştirilen muhtar evleri vatandaşların hizmetine sunuluyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Banya Suyu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtar evini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Mustafa Bağış ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin yapımı tamamladığı muhtar evinde incelemede bulundu. Muhtar evinin Banya Suyu Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Demirkol, vatandaşların daha rahat bir ortamda hizmet almasını amaçladıklarını söyledi. Haliliye Belediyesi olarak Haliliye halkının hizmetin en güzeline layık olduğunun bilincinde olarak belediye çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bakımdan bugün Banya Suyu Mahallemizde daha önceden mevcut olan parkta yapmış olduğumuz düzenlemeleri ve yeni koymuş olduğumuz spor aletlerini, oyun gruplarını Sayın Muhtarımız Mustafa Bağış Beyefendi ile birlikte yerinde inceleme imkanı bulduk. Ve ayrıca Haliliye halkının en güzel şekilde hizmet alması için Haliliye halkının fiziki ortamlarının ve ayrıca hizmet alacağı bütün sosyal birimlerin en rahat şekilde çalışmasını temin etmek için kent merkezindeki bütün muhtarlarımıza birer muhtar evi inşa etmeyi daha öncesinden söylemiştik. Söz verdiysek yaparız dedik ve bugün Banya Suyu Mahallemizde bu muhtar evinin anahtar teslim törenini muhtarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu noktada muhtarlarımızın daha rahat hizmet edebilmeleri için, bu anlamda muhtarlarımızın teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmeleri için kendilerine 169 muhtarımıza birer bilgisayar hediye ettik. Bu bilgisayarlarımızın halkımızın alacağı hizmetlerde acil olarak hizmetleri almaları ve ayrıca en rahat şekilde, en huzurlu şekilde hizmet almalarını temin etmek için de bugün bu muhtar evlerini anahtar teslim törenini gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada Banya Suyu Mahallemize bir muhtar evi yaptı başkanımız. Sağ olsun iki odalı, nezih bir otel. Parkımızın içinde Cemeli Parkı'nın.
mahallemizin yani tam ortasında olduğu için biz de halkımıza burada daha hizmet vereceğiz. Bu parkımız 92'den bu yana yapılmış. Hiçbir oyun parkı, bir spor salonu bugüne kadar yapılmamıştı. Sağ olsun başkanımız hem spor alanı hem oyun parkı yaptı parkımıza. Bakımları güzel oluyor. Halüliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Aliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve kurallara uymayan esnafa göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri Devteşti, Süleymaniye, Bağlarbaşı ve Bahçeli Evler mahallelerinde gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin de görev yaptığı denetimde Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürü Müslüm Sade de yer aldı. Zabıta ekipleri vatandaşın yoğun olarak alışveriş yaptığı unlu mamulleri, fırın, lokanta, bakkal, kafe, kasap ve tatlıcılarda denetimlerini gerçekleştirdi. Hijyen, son tüketim tarihi ve gramaj kontrollerinin yapıldığı denetimlerde bozuk et ve meyveye el konuldu. Ruhsatı bulunmayan iş yerleri hakkında da işlem yapılan denetimler kapsamında bazı iş yerleri hakkında da tutanak tutuldu. Denetimlerde kaldırım ve yol işgali yapan iş yerleri de uyarıldı. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi. Aynen. Yanlış şeker mi? Yok pekiniz. O zaman biz işlemleriyle başlayalım. Ya 100 olur, o değil. Buraya, o var, ataş bir ara. Bir ara.